Şehirlerin il başkanları ve temsilcileri, çok kıymetli, cesur yürekli ilçe başkanlarım, selam olsun size, selam olsun. Pandemi yüzünden açış konuşmasını yaptığımda da şartların bizi bugünlere getirdiğini ifade etmiştim. Elbette ki gönül isterdi ki daha büyük salonlarda, daha güçlü şölen havasında geçmesini temenni ettiğimiz bir il kongresini icra etmekti. Ama yine de çok şükür ki bu en uzun günün, bugün 21 Haziran, en uzun günün, en sıcak günlerinde bile olsa şu arkada güneş altında bizi dinleyenlere selam olsun. Değerli teşkilat mensuplarım, çok kıymetli teşkilat başkanlarım, değerli üyeler. Bugün 2,5 yılını henüz doldurmuş bir siyasi hareketin, bir partinin ve onun lideri, genel başkanı, sayın genel başkanımız Meral Akşener'in başlattığı hareket çok şükür ki parlamentoda, çok şükür ki belediye başkanlarımız var, çok şükür ki parlamentodaki o grup en etkin ve en dinamik İYİ Parti grubudur. Bunu herkes takdir ediyor, görmezler gelenler de arkamızdan gıybet ediyor. Bu yola çıkan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi bizleri toplayıp kararlarımızı dinledikten sonra bir yol haritası çizmişti. Bu yol haritasında önce millete gidip milleti dinleyip ondan sonra da kesin ve net olan kararı açıklanacaktır. Hiç şüphesiz ki en önemlilerinden biridir. Siz cesur kardeşlerimizin katkılarıyla bu mevcudiyetimizi sürdürüyoruz ve tarih bunu altın harflerde yazacaktır. Hiçbir şüphe duymuyorum. Netice itibariyle bizler siyasetçiyiz ve siyaset yapıyoruz. Allah rızası için, millet ve menfaati için siyaset yapan insanlarız. Bizler partileri güzel izlerimizle, İYİ Parti'mizde yaşattığımız demokratik teamüller ve kuralları işleterek siz çok değerli delegelerimizle beraber bir kongre gerçekleştiriyoruz. Köklü siyasi hareketlerde büyük pay sahibi olan İzmir'de gerçekleştirdiğimiz kongrede İYİ Parti'mizin iktidar yürüyüşündeki en önemli adımlardan biri olacağından hiçbir şüphe duymuyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.